Sevgili izleyiciler, ilçemizin önemli yaylalarından birisi olan Kösepınar köyündeyiz. Tabii ki Kösepınar köyünün yaylasındayız. İspirler mevkiindeyiz. Burada tabii ki gördüğünüz gibi sular şarıl şarıl akıyor. Burası mükemmel bir yayla. Her tarafı yeşillik, bahçelik ve şarıl şarıl suların cağladığı yerler bura. Kar suyunun daha doğrusu aktığı yerler. Tabii ki sizlere daha çok önemli konuları paylaşacağız. Biraz sonra 1000 yıllık mazisi olan bir ulu çınarı sizlerle paylaşacağız. Sizlere tanıtmaya çalışacağız bu ulu çınarı. Nedir, nerededir, yaşı kaçtır, kimler yararlanmış, kimler faydalanmış oralardan. Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki usta kameraman Ender Demirci'nin kamera görüntüleri şimdi şu anlar ekranlarınıza geliyor. Yukarıda değerli insanlar var. Bizi oraya çağırıyorlar. Orada çay içmeye çağırıyorlar. Onları da biz ziyaret edeceğiz orada. Onların da görüşlerini alacağız. Biz izlemeye devam edin, bizden ayrılmayın. Sevgili izleyiciler, şu anda tabii ki Kösepınarı yaylasındayız. Kösepınarı köyünün yaylasındayız. Şu anda ilçemizin, kadirlimizin değerli eşraflarından Kemal İspir Bey'in evindeyiz. Tabii ki bizi çağırdılar buraya. Teşekkür ediyoruz kendisine ve yenge hanım ablamıza teşekkür ediyoruz. Bizi bir çay içirmeye çağırdı ama burada güzel bulgur pilavı pişirmiş. Yanında da çaşır mantarından güzel bir tava yapmış. Tabii ki bunları siz bileniniz var, bilmeyeniniz var. Ancak onun tadına bakarsanız bilirsiniz. Ama şimdi şurada bu güzel mekanda Sayın İspir geriye kalan ömrünün en güzel yıllarını bu güzel güzel şırıl şırıl suyun aktığı yerde yeşilliğin arasında bunu idame ettirmeye çalışıyor. Tabii ki esas bizim mevzumuz buradaki 1000 yıllık çınarıydı. Kendisiyle biraz sonra orada tekrar söyleşi yapacağız. Efendim, burada bir gününüz nasıl geçiyor Sayın Kemal? Valla burası sakin, dinleniyorum. Temiz hava. Evet. Sular akıyor. Temiz su, temiz hava. Evet. Hayat güzel burada. Hayat güzel. Evet. Ablamız hep yanınızda kalıyor mu yoksa? Arada bir geliyor. Arada bir geliyor. Sen burada yalnız kalıyorsun. Çoğu zaman evet. Yalnız. Kışın bilhassa yalnız kalıyor. Yazın kışın, değil de. Tabii ki siz burada diyorsunuz. Buranın kışı da yazı kadar güzel. Tabii kışın da güzel şimdi. Kışın kar yağar. Güzel olur kışın. Kışı yazdan da güzel bence. Ne kadar kar kalır burada? Bu sene çok kaldı. Her sene bu kadar kalmıyordu. Evet. Bu sene bahara kadar kar kaldı yani. Kar kaldı. Sürekli yağdı. Şu sularda onun emmaresi diyor. Tabii ki yani. Kar olmasa su olmaz. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Ablamıza da çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizi burada ağırladı. Kısa zamanda 5 dakikada bize bir yemek pişirdi. Ve o yemeği de burada elinize artı yedik. Efendim, bu ablamı nasıl buldunuz? Geldi ben buldum. Yok ya, olur mu öyle şey? Ya lisede öğrenciydim ya. Lise öğrencisiydim daha. O da mı öğrenciydi? Yo. O nasıl buldu peki? Amcamın kızı. Ha, oradan ha. Rahmetlik babam da bir an önce bunu evlendireyim diye bana lisede çocukken aklım yetmiyordu, evlendirdi. Dur, şimdi ablama soracağım. Abla doğru mu dedi? Yok öyle değil de işte emmim geldi, şey yaptılar. Bu iş olsun dedi, babama geldi. Bizde oldu, ben kendimden çok küçüğüm. Yani bir ses söz sahibi değil. Yok canım, babam da verdi, biz de vardık.
verdi miydi bitti. Bitti. Eskiden öyleydi, şimdi ama devir değişti. Ama abla yabancı da değilmiş ya. Tabii emmimin oğlu da, biz bunları fazla bilmezdik. Biz öbür kümbette yaşardık. Bunlar da Alibeyli Kalfa'daydı. İşte emmim de oraya geldi. Emmimi falan bilirdik de bu kadar bir samimiyetimiz yoktu yani. Özümüz emmimin çocuğu. Evet. Ondan sonra da işte geldiler, istediler. Ana baba verdi mi? Eskiden öyleydi. Abi. Şimdi devir değişti. Şimdi çocuklar kendisi karar veriyor. Evet. Kendisi şimdi çocuklarımızın hepsi kendi buldu. Bize de hiç gidip istemek düşüyor. Evet. Doğru. Biz öyle olduk hep. Efendim çok teşekkür ederim. Hemen Kemal abimize de şey yapalım, soralım. Ablamın dediği doğru mu? Vallahi bilmiyorum. Doğru. Evet sevgili izleyiciler, şaka bir yana, şimdi o 1000 yıllık manzısı olan Çınar'a gidiyoruz. Bize de tabii ki Sayın Kemal İspir rehberlik yapacak orada. Bize neler anlatacak? Bizi izlemeye devam edin, bizden ayrılmayın. Teşekkür ediyorum, elinize sağlık. Çay için teşekkür ediyoruz. Şaşır tavası için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizi izlemeye devam edin. Şu anda Çınar'ın olduğu yere doğru tırmanıyoruz ve göreceğiz nasıl bir Çınar olduğunu. Şu anda Kösa Pınarı yaylasındayız daha doğrusu. Şimdi şöyle geçiyoruz içine doğru sevgili Ender. Orada neler var içinde? İçini bir görelim. Hakikaten çok mükemmel bir manzara var içinde. Şöyle içine girdik. Burası 4 oda bir oda büyüklüğünde bir yer. Gördüğünüz gibi ateş atılmış, yanmış. Evet şöyle bir sanki bir yanardağ bacası gibi. Veyahut da demir çelik fabrikalarının yüksek fırının bacası gibi görünüyor şu anda yukarıya doğru. Ama bu ağaç bu kadar yangına rağmen yine de yeşermeye devam etmiş ve kendini yenilemeye devam etmiş. Evet, burada bir değerli insan var, Sayın Kemal İspir. Bu muhiti iyi bilen ve bu muhitte büyüyüp doğup büyüyen insan bu. Şu anda bu Ulu Çınar'ın içindeyiz ve Sayın Kemal İspir bunun tarihçesini bize anlatıyordu. Buyurun efendim. Evet, işte benim bildiğim bir ara bu çınar böyle.
60 yaşındayım. Aklım yetti yeter. Hala böyle ateş atmış her zaman. Ben çocukluğumda da böyle. Evet, çocukluğumda. O zaman da böyle yanık mıydı? Yanıktı. 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 Ama diyorsun bizden ta öncelerden. Öncelerden yanmış. Şimdi burası buraya konup göçenler falan bunun içine hayvan koyuyorlar. Evet. Keçi falan koyuyorlar. Burayı çeviriyorlar. Barınak olarak kullandılar daha önceleri. Evet. Buraya işte amcam buraya da gelip yaylaya çıktıkları zaman burada yanında çalışan bir çiftçisine evlendirmiş. Evet. Ve burayı adama oda yapmışlar. Evet, burada evlenmişler. Gerdek odası olarak kullanmışlar o zamanlar. O zamandan beri de böyle duruyor. Daha sonra de koruma altına alındı yani. Evet, şimdi sevgili izleyiciler içi ölçülüyor şimdi şu anda. 4.55. Yani daha evvel ben karar pazarlamaya 4'e 4 bir oda demiştim. Evet. Demek ki doğruymuş 4.55. Bu. Evet, 4.55. Biraz daha büyük bir oda. Tabii ki burası bir evi geçindirecek bir yeni evlenmiş adamı burada barındıracak kadar evet. Bir, büyük bir çınar evet. İçi burası. Rahatlıkla 4'e 4 bir oda yani. 4'e 4 bir oda. Evet. Evet. Ama tabii ki bu bakımsızlıktan böyle evet. Bu hale gelmiş. Efendim tabii ki biraz evvel bahis oldu. Yavuz Sultan Selim buraya gelmiş. Valla söyleniyor buradan geçmiş Yavuz Sultan Selim. Nereden evet Kayseri üzeri geçerken buradan geçmiş. Buralarda konaklamış. Konaklamış. O işte ondan sonra da Dulkadiroğlu Bey'i Alaaddin Döveli'yi biliyorsunuz. Evet. Kaçmış Durna'da öldürmüş. Aslında evet. Kendi de yabancı değil Dulkadiroğlu Beyliği'nin ebesi. Evet. Yani anası Dulkadiroğlu Bey'in kızı. Evet. Yavuz'un annesi. Neden anlaşamamış? Hayır, Osmanlı'ya itaat etmemiş. Ha. Yani Osmanlı devlete katılmamış. Beyliği sona yedirmek için gelmiş Yavuz buraya kadar. Evet. Dulkadiroğlu Beyliği'ni sona yedirmek için gelmiş sen buraya katıl kadar. Katıl demiş, o da katılmayınca. Katılmamış, karşı çıkmış. Kardeşi de olsa. Evet, tabii ki yani şimdi Osmanlı'ya katılmadığı için buraya kadar Yavuz gelmiş. Ve burada son vermiş Dulkadiroğlu Beyliği'ni. Alaaddin Döveli de. Evet. Son Dulkadiroğlu Bey'i. Kadir'in Durna Yaylası'nda öldürdüğü söyleniyor. Evet. Öyle diyor, evet. Kadirli damadı olduğu söylenir efendim, doğru mu? Damadı değil, annesi. Annesi mi Kadirli? Evet, Yavuz'un annesi Dulkadiroğlu Beyliği'nden. Beyliği'nden evet. Diyorsunuz. Evet, ben öyle evet. Biliyorum. Evet. Tabii ki bunlar tarihçesi tam şey olarak bilmiyoruz ama evet. Sayın Cezmi Yurtsever de böyle bir şey evet. Söylemişti. Ben evet, de oradan evet. Bir hatırlıyorum. Evet, Yavuz'un annesi biliyorum ben. Annesi Dulkadiroğlu Beyliği'nden. Evet. Evet, Dulkadiroğlu Beyliği'nden. Sevgili izleyiciler, tabii ki gördüğünüz gibi çınarımız bu. Ve şuradan tekrar sevgili Ender şöyle bir tepeye yukarı bir şey yapalım. Gel içeriden. Şu manzaraya bakın. Burada bu yanarken sanki bir dağdan, yanardağdan lav fışkı böyle yukarıya doğru bir baca şeklinde almış ve yine de bu kendini direnmiş, bu tarih kurumamış ve yeşilliği devam ediyor dışında. Kendini tekrar yenilemiş evet. Bu yanmasına evet. Rağmen. Ne kadar sürecek daha bunun şeyi? Vallahi herhalde daha bin yıllar belki de sürebilir başına bir hal gelmezse. Şimdi yukarısının tepesi bunun çürüdü düştü. Evet. Kırıldı düştü tepesi. Ha, daha önce tabii, tepesi yukarısı evet. Vardı. Vardı düştü. Düştü onu yandı. Yeniledi diyorsun. Evet, onu yeniledi. Attı. Eskileri evet. Çürümüş şeyleri evet. Attı. Evet. Tekrar yeni yani yeşil. Yükseklik baksana oradan yukarısı yok. Evet. Şu yanan yerden yukarısı yok bak. Orada daha yukarıya gidiyor tabii, değil tabii, mi? Orası, o, he, orası yanmış kurumuş oradan yukarısı. Düşmüş tekrar yenilenmiş yaşarmış. Evet. Tabii ki bura halen dimdik ayakta bu tarihimiz sevgili izleyiciler. Daha nice yılları inşallah bize tarihi anlatacak bu görüntüsüyle sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler burada tabii ki değerli insan Kemal İsbir burada hem doğmuş hem büyümüş hem de şimdi de burada yaşıyor. Ve benim çocukluğumda diyor gene böyleydi bu çınar ve böyle yanmıştı. Ama o zamandan bu zamana hiçbir şey değişmedi. Evet. Birazcık kendini daha iyi yeniledi. Yeniledi, yukarılara düştü, çürüdü. Çürük yerlerini attı. Evet. Yeniledi diyor.
inşallah daha çok yenilemeye devam i̇nşallah. Edecek ve bu tarih dimdik ayakta kalacak. Evet. Zaten korumaya alınmış, kenarı tellenmiş. Evet. Efendim, güzel, mükemmel bir yer. Arkadaş buraya gelmişti, ben gösterdim çınarı. Evet. Gösterince de arkadaşlar dedi ya bu anıt ağaç dedi, yazık dedi, bunu bir koruma evet. altına alalım abi. Dedi yani. O zamanlar işte kayıt altına aldı bunu. Harita üzerinde bunun yerini, koordinatlarını falan belirledi. Evet. Ondan sonra da gelmiş bir gün orman işletmesi tel çakmış kenarına, çevirmiş yani. Evet, tabii ki bir sel çıktı. Tabii. Onu da onlar düşünmüş. He. Teşekkür ediyoruz evet. düşünenlere. Efendim tabii ki bu devam edecek burada bu ağacımız inşallah. Başka türlü bir tehlike bak, olmazsa. Bak şuralara, şuradan bak dış kısmı. Yenilenmiş. Yenilenmiş bak. Yenilenmiş bak, orası daha yeşil. Bak, şurası yeşil bak. Canlı duruyor orası. He, bak iç kısmı. Ama içini şuraları tabii, atmış. Tabii araları atmış. Şey yapmış. Tamam şimdi burada değerli insan bu bizi buraya getiren daha doğrusu Manşet Gazetesi ve Posta Gazetesi yönetmeni Sayın Hanifi Dörtgöz köşe yazarımız burada. Efendim ölçtünüz çevresini. Üçüne kadar dışına Kadir Bey yaklaşık 4'e 4 yani bir oda şeklinde dışı da aşağı yukarı 11 metre yani. Mezura ölçtüğümüz zaman 10-90 yani evet diyorsun. Evet 11 metre geliyor çevresi gerçekten ilk defa gördüm ben böyle bir şey evet müthiş daha önce de bundan 5 yıl önce de rahmetli Fatih Demirezer burada bir haber yapmıştı Allah rahmet eylesin tekrar kendine desin Osmaniye Başak Bülü Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Onun üzerine Hanif İspir de Ziraat Odası Başkanı Sayın Hanif İspir de bir açıklama yapmıştı. Ve daha sonra herhalde değerli ilgili yetkililerimiz de duyarlı geldiler. Etrafını çevirmişler. Gerçekten çok harika bir yer. Osmanlı'yı ve Türkleri çınarın özelliği andırır niteliğinden dolayı. Ve Bulgaristan JİKO zamanında da Türkleri ve Osmanlı'yı andırdığı için memlekette ne kadar çınar var hepsini kestirmiş. Böyle de bir özellik var. Evet. Gerçekten herhalde daha dediğiniz gibi uzun yıllarda yaşayacak gibi duruyor. Biraz daha kapsamlı bakılırsa inşallah. Böyle teşekkür ediyorum sizlere. Evet biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler tabii ki bu çınarın yanına gelmek kolay değildi. Şu yolları sel almış, bütün yollar bozulmuş, menfez kalmamış, yollarda bu yolları açmak için olağanüstü bir çalışma var. İş makineleri çalışıyor, efendim, devlet su işlerinin hizmet birliğinin şeyleri çalışıyor, adamları ve teşkilatı çalışıyor. Bunun için de bizi buraya getiren... bizim buraya gelmemiz için bize imkan sağlayan Orman İşletme Müdürümüz Sayın Ferdi Özer'e teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Kaptanımız Harun Bey'e teşekkür ediyoruz. Bizi buraya kadar getirdiler. Ve esas tabii ki buranın değerli insanı ilçemizin eşraflarından Sayın Kemal İspir'e teşekkür ediyoruz. Bize rehberlik yaptı, bizi bağrına bastı, evinde bizi ağırladı. Tabii ki kendisi de aynı zamanda bu çınarın bilir kişisi olarak bizimle beraber oldu. Kıymetli zamanını bize feda etti burada. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Son söyleyeceği bir şey var mı? Asıl ben size teşekkür ederim. Böyle bir anıt ağacı tanıttığınız için, ilgi duyduğunuz için. Efendim çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür gerçekten ihtiyaç var buna. Evet. Tarihimizde yaşayan evet, ihtiyaç var. Yani. Bizim tarihimiz bu. Yani bu Türklüğün varoluşundan beri var burada. Muhakkak. Yani Anadolu'da bu çınar Türklüğün varoluşundan beri var. Evet. Onun burada için... Bölgemizde olması tabii. Bir olay. Son sözlerinizi alalım sizin. Burada çınarımız bu kadar büyük olmuş. Ve kendini... Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir evet. Böyle bir anıt ağacı çektiğiniz için, evet. tanıttığınız için gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler biraz önce Harun Bey oradan
çınarımızın atan kabuklarını çekti, indirdi aşağı. Tabii ki bunların da temizlenmesi gerekiyor. Evet, evet, evet. Bunlar temizlenirse çınarımız tabii ki biraz daha hafifleyecek. Evet. Şuralarda var, kendisi atabildiği kadar atmış, atamadığı da kalmış. Bir kısmı yenilemiş. He, dokunduğun yerlerde eline geliyor. Evet. Ama daha ne kadar bu ayaklı tarih, canlı tarih bize tarihlik tanıtlık edecek. İşte onu zaman gösterecek. Şuralarda daha önce buralarda kökleri varmış. Burada kalmış. He, burası yanın yeri olunca orada kalmış kökler. Daha heybetliymiş daha önce kalmış, belki de. Kökler burada var. Kalmış burada. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben sevgili izleyiciler bu Kösepınarı Yaylası'ndan Nacaklı mevkiinde bulunan bu tarihi çınarın olduğu yerden yaptığımız yayın burada sona eriyor. Kameraman Ender Demirci, ben Kadir Şanlı Türk. Kadirli TV, Osmaniye Kadirli. Selamlar, saygılar efendim. Hoşça kalın. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kösepınar Köyü Nacaklı mevkiinde bulunan, tarihimizde yeşil olduğu söylenen ve Orman Müdürlüğü tarafından da tescillenen 1000 yıllık çınar ağacının önündeyiz. Daha önce de burada rivayetlere göre burada bir düğün alayının buradan geçtiği, yaklaşık 20-25 kişilik bir alay tabi bu ve aşırı yağmurdan dolayı da buraya sığındıkları ve daha sonra da vaktin ilerlemesi üzerine gelinle damadı burada bıraktıkları rivayet ediliyor. Ayrıca gerdeğe de burada damat ve gelinin burada girdiği söyleniyor. Çınar ağacımızın etrafını ölçtük. Yaklaşık 15 metre geliyor metreyle. İçerisini ölçtüğümüz zaman da 4.55'e 3.90 geliyor. Yani takriben 4 metrekare büyük bir oda şeklinde gördük. Ülkemizde de aynı zamanda bu bir ilk. Ama maalesef herhalde tanıtamadık. 1000 yıllık bir ağacımız olur da, tarihimiz yaşıt olur da inanıyoruz. İlgili yetkililerimiz burayı daha iyi tanıtacaklar. İnanıyoruz ki tarihimiz yaşıt olan bir yere, Nacaklı mevkiindeki bulunan ata adı verilen çınar ağacımıza bölgemiz ve ülke insanımız da hatta sahip çıkacağına inanıyoruz. Efendim içine kaç kişi girebilir bir topluluk? Yaklaşık bir 25 kişi girer. Yani 25 kişi garanti sığar yani şu anda. Evet, teşekkürler.